Başkanım, bugün para geldiniz. Fenerbahçe'nin o güzelliklerini tanıtmaya. Tabii bu görev yılınızın ilki. İlk kez de böyle bir şey gelmiş olursunuz. Öncelikle Fenerbahçelilere, sonra Kastamonulara ve ülkemize mesajlarınız vardır. Neler yapıyoruz? Çalışmalarını, onlardan bahsedebilir misiniz? Evet, Emit Fuarı'ndayız. Emit Fuarı bugün, yani 30'u itibariyle başlayıp 2 sene kadar devam edecek. Ve katılım fevkalade bayağı yoğun gözüküyor. Biz de Kastamonu ilinin Pınarbaşı ilçesinin tanıtımı için buradayız. Pınarbaşı ilçemiz dünyanın ikinci büyük, derinlikte dünyanın ikinci büyük kanyonu olan, vallahi kanyonuna sahip olan bir ilçedir. Derinliği yer yer 1200 metreyi bulan, uzunluğu 12 kilometre olan vallahi kanyonu, kanyoncular tarafından da 2 günde bir gece konaklamak suretiyle geçirebilmektedir. Bunun yanı sıra içinde 3 kilometrelik yürüyüş yolunun olduğu, yani doğal akvaryum dediğimiz Horma Kanyonu aynı zamanda gene kanyoncular tarafından kanyonluk sporu yapılmak suretiyle geçirebilmektedir. Burası da içindeki bitki çeşitliliği ve gerçekten doğal akvaryum pozisyonu ve görünümüyle görülmeye, gezilmeye değer bir yerdir. Dünyanın 4. büyük mağarası olan Ilgarini Mağarası da yine aynı şekilde ilçemizde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Mantar Mağarası, Ejder Mağaraları da hakikaten görülmeye değer mağaralardır. Horma Kanyonu'nun bitimindeki Ilıca Şelalesi, Saklı Cennet dediğimiz muhteşem doğal güzelliğiyle öne çıkan doğa harika bir yerdir. Herhalde Pınarbaşı yani bir günde gezilip görebilecek kadar küçük bir yer değil. Hakikaten en az 2 gün buraları gezmek için zamana ihtiyaç bulunmaktadır. Ve her gezenin, görenin de ben buraya bir daha gelmek isterim diyeceği nitelikte muhteşem doğal güzelliğe sahip bir ilçedir. Eyvallah. Başkanım, İstanbul'da yaşayan Pınarbaşlılar bu 3 günlük süre içinde gelecekler illa ki. Onlara da bir çağrınız olsun inşallah. Ben tabii bütün Pınarbaşlıları buraya bekliyorum. Pınarbaşlıların buraya gelmesindeki maksat da şu: Pınarbaşı'nın ismini, güzelliğini, görülmeye değer olduğu yer olduğunu ifade etmek için birlikte ses verelim istiyorum. Hepsini de saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sağ ol başkanım. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı başkanım? Teşekkür ederim. Sağ olun.